akşamlar iyi akşamlar dental tayfası oluyorsunuz değil mi? Tayfa. Biraz anlatır mısınız nasıl geçiyor? Şu an entel tayfası değiliz tabi ama film sonrası süreçte bizce çok keyifli geçiyor, çok da güzel geçiyor. İnşallah filmin işte izleyici sayısıyla doğru orantılı değil ama insanların beğenisiyle doğru orantılı olarak ikisini de yapmak istiyoruz. Enteller olarak filmde keyif aldık, mutluyduk. Sırf enteller değil, birlikte paylaştığımız arkadaşlarla biz kendimizi tekil ifade edemiyoruz. Bir tayfayız aslında, bir komünün parçasıyız. Dolayısıyla biz diye başlıyoruz cümleye. Ama zaten filmin önermesi de hem iyi hem güzel, hem de doğru olanın biz olduğu, ben kavramının başka bir yerden beslenerek bencilliğe dönüşmediği bir şeyi öneriyoruz, yaşantıyı. Ve bunu yüzü gülerek yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki herkes de böyledir, böyle düşünüyordur. Biz gülerek, göbek koplatarak hem sosyal meselelerin de konuşulabildiği, tartışılabildiği, hem de insanların bunun üzerinden kendilerine alternatifler üretebileceği bir hayatı öneren film yaptık. Filmi öneren Yüksel Aksu yönetmeni, yazarıdan başlayarak köyde emek veren çaycı arkadaşımızdan, köyde eşeğini güden Fahrettin dayıya kadar, Nihat abiye kadar hepimiz çok keyifliyiz, çok mutluyuz bu süreçten dolayı. Ben iki defa izledim. Bugün akşam yine izleyeceğim. İnanılmaz keyifli. Çok güzel. Sizin bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya hayatımda yaşadığım en samimi ve en açık set ortamlarından bir tanesini yaşadım ki zaten bu filmde kullanılan açık set uygulaması Yüksel Hoca'nın bir metoduydu. Açık set şu manada, bizim filmimizde işte bantlar yoktu, girilmez gibi şeyler yoktu. Mesela eminim gelseydiniz işte oradaki köylülerden gözleme de yerdiniz, peynirlerini de yerdiniz, zeytinyağlarının da tadına bakardınız. Sette bizimle vakit geçirdiniz. Köylüler geliyordu, basınan arkadaşlar geliyordu. Ve her şeyden önce oranın yerel halkıyla birlikte uyum içerisinde bir iş çıkartmamız filmin o ana önermesindeki hoşgörü içinde esasında çok karikatür bir örnekti. Filmin içerisinde de Hamit abinin de az önce bahsettiği gibi hoşgörü bu film için çok önemli ve esasında istenirse herkes birlikte yaşayabilir yani. İlgine çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.